Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulina Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bab-ı Savm-ı Tatavvi'i Nafile Oruçlar Bölümü. Yusennu Savmul İthneyn vel Hamisi, Pazartesi ve Perşembe günü oruç tutmak sünnettir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu iki günde oruç tutmaya özen gösterir ve şöyle buyururdu: bu iki gün amellerin Allah'a sunulduğu günlerdir. Bu yüzden amelimin ben oruçlu iken Allah'a sunulmasını istiyorum. Ve Arefete ve Aşura'e ve Tasu'a'e, Arefe günü ile Muharrem ayının 10. ve 9. günlerinde oruç tutmak sünnettir. Yani hacda olmayan kişi için Arefe günü oruç tutmak sünnettir. Zira hadis-i şerifte Arefe günü oruç tutmak Allah tarafından geçmiş yılın ve gelecek yılın günahlarına kefaret olarak hesaplanır buyurulmuştur. Yani Arefe günündeki oruç hem geçmiş yılın hem de gelecek yılın günahlarına kefarettir. Burada iki yılın kefareti söz konusudur. Hacda olan kişinin ise Arefe günü oruç tutması sünnet değildir. Oruçlu olarak güçlü olsa bile hacının oruç tutmaması sünnettir. Bunun sebebi de kişinin Arafat'ta dua yapmak için güçlü olmasıdır. Bu kişinin oruç tutması daha iyi olan bir davranışı terk etmek kabilinden bir fiildir aslında. Muharrem ayının 10. günü olan Aşura gününde de oruç tutmak sünnettir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bu orucun öncesindeki senenin günahını affedeceğini ümit ediyorum buyurmuştur. Muharrem ayının 9. gününde de oruç tutmak sünnettir. Çünkü Peygamber Efendimiz seneye hayatta olursam 9. günü de oruçlu geçireceğim buyurmuştur. Fakat ertesi yıla ulaşamadan o yıl vefat etmiştir. Muharrem'in 10. günü ile birlikte 9. günü de oruçlu geçirmenin hikmeti aslında Yahudilere muhalefet etmektir. Çünkü onlar yalnızca 10. günü oruçlu geçirirler. Ayrıca yalnızca cuma gününü ibadete tahsis etmenin yasaklandığı gibi yalnızca 10. günün ibadete tahsis edilmesinden de sakınmak gerekir. Şayet Muharrem ayının 10. gününden önce 9. günü oruç tutmamışsa 11. gün oruç tutmak da sünnet olur. Ve eyyamil bidi, eyyam-ı bid denilen günlerde oruç tutmak sünnettir. Eyyam-ı bid yani her kameri ayın 13. 14. ve 15. günlerinde oruç tutmak sünnettir. Ve sitetin min şevvalin ve tetabu'aha eftalu. Şevval ayından 6 gün oruç tutmak sünnettir. Bunların peş peşe tutulması daha faziletlidir. Yani Şevval ayında 6 gün oruç tutmak sünnettir. Ama en faziletli olanı peş peşe tutmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur bu orucun sünnetiyle ilgili: Ramazan ayını tutan, daha sonra da buna Şevval ayından 6 gün oruç ekleyen kimse bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur. Ve yukrahu ifradul cum'ati, sadece cuma gününü oruçlu geçirmek mekruhtur. Çünkü bir hadis-i şerifte sizden biri yalnızca cuma günü oruç tutmasın, ya öncesindeki ya da sonrasındaki günle birlikte oruç tutsun buyruğu vardır. Sadece cuma günü oruç tutmanın mekruh olmasının bir gerekçesi de kişinin cuma gününde yapılması istenen vazifeleri yapabilmek için oruç tutmayarak gücünü muhafaza etmesidir.
Öte yandan sadece cumartesi veya sadece pazar günü nafile oruç tutmak da mekruhtur. Çünkü yine başka bir hadis-i şerifte size farz kılınan oruç hariç cumartesi günü oruç tutmayın buyurulmuştur. Aslında Yahudiler cumartesi gününü, Hristiyanlar ise pazar gününü yüceltirler ve o günde oruç tutarlar. Müslümanların onlara benzememesi için yalnızca o gün oruç tutmaları mekruh görülmüştür. وَصَامُ الدَّهْرِ غَيْرِ الْعَيْدِ وَالْتَشْرِيقِ مَكْرُوهٌ لِمَنْ خَافَ بِهِ ضَرَرًا اَوْ فَوْتَ حَقٍّ. Bayram günleri ve teşrik günleri dışında bütün yılı oruçlu geçirmek, bu oruç sebebiyle başına zarar gelmesinden veya bir hakkın kaybolmasından korkan kimse için mekruhtur. Ve müstehabbun li gayrihi, bunun dışındakiler için müstehaptır. Yani Ramazan ve Kurban Bayramı günü ile teşrik günleri dışındaki bütün yılı oruçlu geçirmek, bu oruç sebebiyle başına zarar gelmesinden veya bir farz yahut müstehap bir hakkın kaybolmasından korkan kimse için mekruhtur. Mesela sahabelerden Ebu Derda bu şekilde bir oruç tutunca Selman-ı Farisi ona şöyle demiştir: "Ey Ebu Derda, Rabbinin senin üzerinde hakkı var, ailenin senin üzerinde hakkı var, bedeninin senin üzerinde hakkı var. Öyleyse bazen oruç tut, bazen tutma, bazen gece ibadetine kalk, bazen uyu, ailenle ilişkide bulun, her hak sahibine hakkını ver." söylemiştir. Bunun üzerine ertesi gün Ebu Derda Selman-ı Farisi'nin kendisine söylediklerini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Selman-ı Farisi'nin söylediklerine benzer şeyleri söylemiştir. Yani onun söylediklerinin gerçeği ifade ettiğini buyurmuştur. Bir kimse Ramazan bayramı veya Kurban Bayramı veya Teşrik günlerinde oruç tutarsa haram işlemiş olur. Çünkü bu günlerde oruç tutmak haramdır. Nafile oruçlar arasında en faziletli oruç Davudi orucudur. Yani Davud Aleyhisselam'ın orucudur. O bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. وَمَنْ تَلَبَّسَ بِالصَّوْمِ تَطَوُّعًا اَوْ صَلَاتِهِ فَلَهُ قَطْعُهُمَا وَلَا قَضَاءً. Nafile oruç veya nafile namaza başlamış olan kişi bu iki ibadeti yarıda kesebilir. Nafile ibadeti bozmuş olmasından dolayı da kendisine kaza gerekmez. Yani nafile oruç veya nafile namaza başlamış olan kimse ibadetini yarıda bırakabilir. Orucu yarıda bırakabilmesinin delili, nafile oruç tutan kişi seçim hakkına sahiptir. Dilerse oruç tutar, dilerse bırakır hadisi şerifidir. Namaz da bu konuda oruca kıyas edilmiştir. Nafile hac ve umreye gelince, nafile hac ve umreye başladıktan sonra onları yarıda kesmek haramdır. Çünkü hac ve umre tamamlamanın gerekli olması bakımından diğer ibadetlerden farklıdır. İbadeti yarıda kesmek caiz olmakla birlikte özürsüz olarak ibadeti yarıda bırakmak mekruhtur. Kişi özürsüz olarak orucunu bozmuşsa, bozduğu ana kadar ki kısımdan bir sevap almaz, şayet bir özür sebebiyle orucu bırakmışsa, bozduğu ana kadar ki kısmının sevabını alır. Tabi nafile ibadeti yarıda kesme sebebiyle o ibadeti kaza etmek de gerekli hale gelmez. Yani nafile ibadetlerin yarıdan kesilmesinden dolayı kaza yapılması gerekmez. Ancak
İster bir özürden dolayı yarıda kesmiş olsun, istersen özürsüz olarak yarıda kesmiş olsun, bu gibi durumda o ibadeti kaza etmesi menduptur hüküm olarak. وَمَنْ تَلَبَّسَ بِقَضَاءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ قَطْعُهُ اِنْ كَانَ عَلَى الْفَوْرِ. Bir ibadetin kazasına başlamış olan kişinin kazasını yapmış olduğu ibadet derhal yerine getirilmesi gereken bir oruç ise ibadetini bozması haramdır. وَهُوَ صَوْمُ مَنْ تَعَدَّ بِالْفَطْرِ. Derhal yerine getirilmesi gereken oruç, haksız olarak oruç tutmamış olan kişinin orucudur. Yani bir kimse daha önce tutmamış olduğu farz orucun kazasını tutmaya başladıktan sonra bu kaza derhal yerine getirilmesi gereken bir kaza ise orucu yarıda kesmesi kesin olarak haram olur. Söylediğimiz bu oruç haksız yere tutulmayan orucun kazasıdır. وَكَذَا اِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْفَوْرِ فِي الْأَسَحْ بِاَنْ لَمْ يَكُنْ تَعَدَّ بِالْفَطْرِ. Keza esah görüşe göre haksız yere oruç bozmadığından derhal yerine getirilmesi gerekmeyen bir ibadet de olsa hüküm böyledir. Yani derhal yerine getirilmesi gerekmeyen kaza orucunun yarıda kesilmesi de haramdır. Çünkü kişi farz olan bir ibadete başladıktan sonra ibadeti yarıda kesmesini gerektiren bir zorunluluk söz konusu değilse bunu tamamlaması gerekir. Kitabu'l-i'tikaf huve mustahabbun kulle vaktin. İtikaf her vakitte mustahaptır. Ve fil aşril evâhir min Ramazâne eftalu li talabi leyletil kadri. Kadir gecesini aramak için Ramazan ayının son 10 gününde yapılması daha faziletlidir. Ve meylü Şafii'yi rahimahullah ile enneha leyletul hadi evi's-salisi vel-ayşirin. İmam Şafii Kadir gecesinin Ramazan ayının 21 veya 23. gece olduğu görüşüne meyletmiştir. Gerek Ramazan ayında gerek Ramazan dışında her vakit itikaf yapmak müstehaptır. Bu konuda icma vardır. İtikafı Ramazan ayının son 10 gününde yapmak başka zamanda yapmaktan daha faziletlidir. İtikafın Ramazan ayının son 10 gününde yapılmasının hikmeti Kadir gecesini araştırmak ve de Kadir gecesini ibadet ile ihya etmektir. Zira Kadir gecesi yılın en üstün gecesidir. Nitekim Leyletul Kadir hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Ayet-i kerimesi vardır. Yani Kadir gecesinde yapılan amel içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bin ayda yapılan amelden daha hayırlıdır. Ayrıca inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir gecesini ibadetle geçiren kişinin geçmiş günahı bağışlanır şeklinde hadis-i şerif de vardır. Kadir gecesinin kesin zamanının insanlara gizlenmesinin sebebi insanların bütün yıl boyunca ibadet konusunda gayret göstermeleri ve Kadir gecesini bütün yıl boyunca araştırmaları içindir. وَاِنَّمَا يَسِحُ الْاِعْتِكَافُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْجَامِعُ اَوْلَى. İtikaf sadece mescitte yapılırsa sahih olur. Cuma namazının kılındığı bir mescitte itikaf yapılması daha evladır. Buna göre itikaf yalnızca mescitte yapılırsa sahih olur. Mescidin açık bölümünde de itikaf yapmak sahihtir. Çünkü bu bölge de mescide dahildir. İtikafın cuma namazı kılınan bir mescide yapılması başka bir mescide yapılmasından daha iyidir. Zira cuma kılınan mescitte cemaat çok olur. Ayrıca cuma namazı kılmak için
mescitten çıkmaya gerek kalmaz. Vel cedidu ennehu la yasihu i'tikafu imraetin fi mescidi beytiha. İmam Şafii'nin cedid görüşüne göre kadının evindeki mescitte itikaf yapması sahih olmaz. Ve huvel mu'tezelul muhayyi'u lis-salati. Kadının evindeki mescit namaz kılmak için hazırlanıp ayrılmış bölümdür. Buna göre kadının evinde namaz kılmak üzere hazırlanıp ayrılmış mescite itikaf yapması sahih değildir. Çünkü burası mescit değildir. Nitekim burası değiştirilebileceği gibi cünüp olan kimsenin orada kalması da caizdir. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları mescitte itikaf yaparlardı. Şayet evde yapmaları yeterli olsaydı evde yapmaları daha uygun olurdu. وَلَوْ عَيَّنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فِي نَذِرْهِ الْعَتِكَافَ تَعَيَّنَ. Bir kimse itikaf adağında bulunurken itikaf yapmak için mescidi haramı belirlese orada yapması gerekli olur. وَكَذَا مَسْجِدُ الْمَد۪ينَةِ وَالْاَقْصَى فِي الْاَذَرِ. Azhar görüşe göre Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa da böyledir. وَيَقُومُ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ مَقَامَهُمَا. Mescid-i Haram bu iki mescid yerine geçer. وَلَا عَكْسَى, ama tersi olmaz. Yani bu iki mescid, Mescid-i Haram'ın yerine geçmez. وَيَقُومُ مَسْجِدُ الْمَد۪ينَةِ مَقَامَ الْاَقْسَى وَلَا عَكْسَى. Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa yerine geçer ama tersi olmaz. Yani Mescid-i Aksa, Mescid-i Nebevi'nin yerine geçmez. Buna göre itikaf adağında bulunan kişi Mescid-i Haram'da itikaf yapmayı adamış olsa orada itikaf yapması gerekli olur. Başka bir mescit onun yerine geçmez. Çünkü hac ve umre gibi ibadetler o mescide bağlıdır. Ayrıca orada namaza kat kat sevap verilmesi sebebiyle oranın fazileti başka yerden daha fazladır. Yine bir kimse Mescid-i Nebevi veya Mescid-i Aksa'da itikaf yapmaya adamış olsa buralarda itikaf yapması zorunlu olur. Bu ikisi dışında başka bir mescitte itikaf yapması yeterli olmaz. Çünkü bu iki mescit ziyaret için kendisine yolculuk yapılan mescitlerden olduğundan Mescid-i Haram'a benzemektedir. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'nın yerine geçer. Çünkü Mescid-i Haram diğer iki mescitten daha üstündür ve hac umre ibadeti bu mescitte yapılmaktadır. Bunun tersi ise geçerli değildir. Yani bir kimse Mescid-i Haram'da itikaf yapmaya adamışsa Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa gibi yerler Mescid-i Haram yerine geçmez. Çünkü diğer iki mescidin fazileti Mescid-i Haram'dan daha düşüktür. Mescid-i Nebevi Mescid-i Aksa yerine geçer. Çünkü Mescid-i Nebevi daha faziletlidir. Zira orada kılınan namazın, tabi Mescid-i Haram hariç, başka mescitte kılınan bin namazdan daha faziletli olduğu şeklinde rivayetler gelmiştir. Buna göre Mescid-i Aksa, Mescid-i Nebevi yerine geçmez. Yani bir kimse Mescid-i Nebevi'de itikaf yapmaya adanmışsa onun yerine Mescid-i Aksa'da itikaf yapamaz. Çünkü o onun yerine geçmez. وَالْاَسَّحُ اَنَّهُ يُشْتَرَتُ فِي الْاِعْتِكَافِ لُبْثُ قَدْرٍ يُسَّمَّ عُكُوفًا. Esah görüşe göre itikafta bekleme denilebilecek bir süre kadar beklemek şarttır. وَقِيلَ يَكْفِ مُرُورٌ بِلَا لُبْثٍ. Bir görüşe göre beklemeksizin geçmek yeterlidir. وَقِيلَ يُشْتَرَتُ مُكْثُ نَحْوِ يَوْمٍ. Bir görüşe göre
bir gün kadar beklemek şarttır. Buna göre itikaf yapılan yerde bekleme denilebilecek kadar bir süre beklemek şarttır. İtikaf yapılan yerde hareketsiz olarak durmak gerekli olmayıp orada dolaşmak da yeterlidir. وَيَبْطُلُ بِالْجِمَاعِ İtikaf cinsel ilişkiyle bozulur. وَاَذَرُ الْاَقْوَالِ اَنَّ الْمُبَاشَرَةَ بِالشَّهْوَةٍ كَلَّمْسٍ وَقُبْلَةٍ تُبْطِلُهُ اِنْ اَنْزَلَ وَاِلَّا فَلَا Azher görüşe göre dokunmak ve öpmek gibi şehvetle temasta bulunma sonucunda boşalma olursa itikaf bozulur. Şayet boşalma olmazsa itikaf bozulmaz. وَلَوْ جَامَعَ نَاسِيًا فَكَ جِمَاعِ السَّائِمِ İtikaftayken unutarak cinsel ilişkide bulunan kimsenin durumu, unutarak ilişkide bulunan oruçlunun durumu gibidir. İtikaflıyken cinsel ilişkide bulunmanın haram olduğunu bilen veya itikafta yapmakta olduğunu farkında olan kimsenin cinsel ilişkide bulunması onun itikafını bozar. Bu kişi ister mescitteyken ilişkide bulunmuş olsun, isterse bir ihtiyacını gidermek için mescidin dışına çıktığında ilişkide bulunmuş olsun, hüküm aynıdır. Çünkü cinsel ilişkide bulunmak bedeni ibadetlere aykırıdır. Azher görüşe göre şehvetle dokunmak veya öpmek yoluyla kişiden meni gelirse itikafı bozulur, meni gelmezse itikafı bozulmaz. Yine itikaf yapan kişi itikafta olduğunu unutarak cinsel ilişkide bulunursa onun durumu oruçlu iken oruçlu olduğunu unutarak cinsel ilişkide bulunan kimsenin durumu gibidir. Yani bunun zararı olmaz. Bir kimse itikaf yaparken ilişkide bulunmanın haramlığını bilmeyerek ilişkide bulunsa, oruçlu kişinin oruçlu iken cinsel ilişkide bulunmasının haramlığını bilmeyerek ilişkide bulunan kimse gibi olmuş olur. Yani buradaki hüküm ona kıyasla verilmiş olur. Bir zararı olmaz bu şekilde. وَلَا يَدُرُّ تَطَيُّبُ وَالتَّزَيُّنُ وَالْفِطْرُ بَلْ يَسِّحُ اِعْتِكَافُ اللَّيْلِ وَحْدَهُ İtikaf yaparken güzel koku sürünmenin, süslenmenin ve oruçsuz olmanın itikafa zararı yoktur. Hatta kişi yalnızca geceleyin itikaf yapsa bu sahih olur. Yani İtikafta iken güzel koku sürünmek, yıkanmak, güzel elbise giymek gibi süslenme fiillerini yapmanın itikafa zararı yoktur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin itikafta iken bu fiilleri terk ettiği veya terk edilmesini emrettiği nakledilmemiştir. Asıl olan itikaf dışında normal mubah olan bu fiillerin mubahlığının İtikaf esnasında da devam etmesidir. Normal hallerde nasıl mubah idiyseler, itikaf halinde de mubahtırlar. وَلَوْ نَذَرَ اِعْتِكَافَ يَوْمٍ هُوَ فِيهِ الصَّائِمٌ لَزِمَهُ Kişi oruçlu olduğu bir günde itikaf yapmaya adasa oruç gerekli olur. وَلَوْ نَذَرَ اَنْ يَعْتَكِفَ الصَّائِمًا اَوْ يَصُومَ مُعْتَكِفًا لَزِمَاهُ Kişi oruçlu olarak itikaf yapmaya adasa veya itikaf yaparak oruç tutmaya adasa bunları yapması gerekli olur. وَالْاَسَّحُ وُجُوبُ جَمَعْهِمَا Esah görüşe göre bu ikisini birlikte yapması gerekir. Buna göre bir kimsenin İtikaf sırasında oruç tutması sünnettir. Kişinin itikafta iken oruçsuz olmasının da bir zararı yoktur. Hatta yalnızca geceleyin, bayramda ve teşrik günlerinde itikaf yapmak da caizdir.
Kişi oruçlu olduğu bir günde o gün itikaf yapmayı adamış olsa, oruç tuttuğu o günde itikaf yapması gerekli olur. Çünkü oruçlu olarak itikaf yapmak daha faziletlidir. Kişi adakta bulunmak suretiyle orucu kendisine gerekli kılınca oruç gerekli olur. Bu durumda kişinin tuttuğu oruç Ramazan orucu olsun ya da olmasın, kişinin oruç ve itikafı birbirinden ayırması caiz olmaz. Çünkü kişi bu adağı ile oruç tutmayı üstlenmiş, belirli bir sıfata itikaf yapmayı üstlenmiştir. Bu adağı ile oruç tutmayı üstlenmemiş, belirli bir sıfata itikaf yapmayı üstlenmiştir. Bu sıfata yani oruç tutma işi de kişide bulunmaktadır. Yine kişi oruçlu olarak itikafta bulunmayı adasa veya itikaflı olarak oruç tutmayı adasa, bu ikisini yani itikaf ve orucu her iki durumda da birlikte yapması gerekir. Çünkü bu şekilde adakta bulunan kimsenin oruç ve itikafı bir arada yapması gerekli olur. Zira bu bir ibadettir ve adak yapma durumunda adak yapıldığı şekliyle yerine getirilmesi gerekir. Niyetül itikafi, itikafa niyet etmek şarttır. وَيَنْوِي فِي الْمَنْذُورِ الْفَرْضِيَةَ Kişi adamış olduğu itikafta farz itikafa niyet eder. İtikafa niyet etmek şarttır. Namazda ve diğer ibadetlerde olduğu gibi itikafa başlarken niyet etmek gereklidir. Çünkü itikaf da bir ibadettir. Bu itikaf ister adanmış olsun, ister olmasın, zamanı belirli olsun ya da olmasın, neticede niyet getirmek şarttır. Kişi adamış olduğu itikafta farz olan itikafa şeklinde niyet eder. Böylece onu nafile itikaftan ayırmış olur. Namaz ve orucun aksine itikafta farz olma sebebi olan adağı belirtmek gerekmez. Çünkü namaz ve orucun aksine itikaf yalnızca adamakla farz olur. وَاِذَا اَطْلَقَ كَفَتُهُ وَلَوْ طَالَ مُكْسُهُ Kişi niyet ederken yani herhangi bir kayıt koymadan mutlak olarak niyet etse kalması uzun süreli olsa bile bu yeterli olur. Lakin لَوْ خَرَجَ وَعَادَ يَحْتَاجَ اِلَى الْاِسْتِئْنَافِ Ancak dışarı çıkar ve tekrar dönerse yeniden niyet etmesi gerekir. Bir kimse itikafa niyet ederken mutlak niyet etse ve bir süre de belirlememiş olsa, kalma süresi uzun bile olsa bu niyet yeterli olur. Çünkü mutlak niyet bunu da kapsar. Ancak mescitten çıkar ve tekrar dönerse itikaf niyetini yenilemesi gerekir. Çünkü geçen kısım tam bir ibadettir. Bu kişi yeni bir itikaf yapmayı istemektedir. Şayet geri dönmeye karar vermişse bu kararı niyet yerine geçer. وَلَوْ نَوَى مُدَّةً فَخَرَجَ ف۪يهَا وَعَادَ Kişi belirli bir süre itikaf yapmaya niyet etse, bu süre içerisinde bulunduğu yerden çıksa ve geri dönse duruma bakılır. فَاِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ قَضَى الْحَاجَةِ لَزِمَهُ الْاِسْتِنَافُ Şayet ihtiyacını giderme dışında bir sebeple çıkmışsa yeniden niyet etmesi gerekir. اَوْ لَهَا فَلَا Veya bir ihtiyacını gidermek için dışarı çıkmışsa yeniden niyet etmesi gerekmez. وَقِيلَ اِنْ طَالَتْ مُدَّةُ خُرُوجِهِ اِسْتَنَفَ Bir görüşe göre çıkma süresi uzun olmuşsa yeniden niyet eder. وَقِيلَ لَا يَسْتَنِفُ مُطْلَقًا Bir görüşe göre de kişi mutlak olarak yeniden niyet etmez. Bir kimse 3 gün, 5 gün gibi nafile itikaf yapmaya niyet etse, daha sonra mescide girse
ve bu süre zarfında mescitten çıkıp tekrar geri dönse duruma bakılır. Büyük ve küçük abdest ihtiyacı gibi bir durumdan dolayı dışarı çıkmışsa, yani bu sebeple dışarı çıkma söz konusu olmuşsa, şayet döndükten sonra itikafa devam etmek istiyorsa, itikafın sahih olması için yeniden niyet etmesi gerekir. Aradan geçen zaman, o zaman uzun olmasa bile hüküm böyledir. Çünkü ihtiyacını görme amacı dışında çıktığında ilk itikafı kesilmiş olur. Ama kişi ihtiyacını görmek için çıkmışsa, ihtiyacını görme süresi uzun sürse bile yeniden niyet etmesi gerekmez. Çünkü kişinin ihtiyacı için çıkması gereklidir zaten. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.